Merhaba Sayın Zeynep Öztürk ve Sayın Erkut Terliksiz. Bu muazzam sergi için her ikinizi de tebrik ederiz. Zeynep Hanım, ilk sorumu size yöneltmek isterim. Serginin ismi olan Doki Doki ile başlayalım. Oldukça dinamik bir sergi. Nasıl bir küratöryel yöntem izlediniz sergiyi hazırlarken? Öncelikle sergimize geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız çok önemli bizim için. Biz çok heyecanlı hazırlandık bu sürece. Erkut Hocam'la ilk tanıştığımızda atölyesine gittiğim gündü. Evet. Yüz yüze ve atölyesinde hayran kaldım eserlerine. Bilirdim ama yakından kendisini izlemek ve görmek beni çok heyecanlandırdı. Hikayeleri ve resimler muhteşem. Erkut Hoca'nın mütevaziliği çok çok muhteşem. O kadar güzel çalıştık ki bu süreci çok güzel atlattık. Benim için çok rahat ve huzurlu bir süreçti. Güzel bir süreçti. Eserler muhteşem. O Doki Doki'nin diyeceğim, neden Doki Doki'yi soracak mısınız bilmiyorum ama ben açıklamak isterim. Erkut Hocam'ın eserlerinde kendisinden de dinlediğimde anime karakterlerinden etkilendiğini, oğlundan etkilendiğini, tüm duygularıyla dışa vurumcu bir sanatçı kendisi ve tüm duygularıyla, hisleriyle de resmettiği için böyle canlı, hareketli, ritmi yüksek eserler ortaya çıkartmış. Ben anime karakterlerini evet biliyorum ama çok ilgimi çeken bir şey olmadı, konusu yoktu benim için anime karakterlerin çizimlerinin. Daha çok gençlerde gördüğüm, çizimlerine yansıyan, öğrencilerimizde gördüğüm çizimleri ve karakterleri bilirim. İçeriğini açıkçası çok iyi bilmezdim. Ben Erkut Terliksiz'le anime karakterlerin içine girdim. Nedir bu anime karakterler? Niye daha önceden tanımamışım bilmiyormuşum dedim açıkçası hocam. Çok ne mutlu. Sonrasında o karakterlerin isimlerinin olduğunu, hatta her isminin karakterlerin oynadığı ya da grafiksel resimlendiğinde her karakterin bir isminin olduğu, her hareketin bir isminin olduğunu öğrendim. Bunların içine girince de Doki Doki'yi gördüm. Doki Doki bana heyecan verdi. Çünkü gerçek anlamda da Doki Doki, Türkçe karşılığı heyecanlanan, kalbi küt küt atmasını ifade eden bir sözcükmüş. İşte budur dedim. Doki Doki olmalı. Bir kelime öğrenmiş oldum anime karakterlerinde. Bu beni daha da heyecanlandırdı. Ve Erkut Hocam'a da sorduğumuzda kendisi de hayran kaldı bir kere evet, de ben evet. Acaba ne düşünür diye İnanılmaz. Açıkçası yani ne düşünür diye kendimce çok şey yaptım. Hocam Doki Doki koyalım mı? Çok güzel, ben çok beğendim ama siz ne önerirsiniz? Bir kere de muhteşem, harika deyince çok ben de mutlu oldum. Sayesinde anime karakterlerini de öğrenmiş oldum. Seslerini öğrenmiş oldum. Evet, bu süreçte de huzurla ve birbirimizi pozitif bir enerjiyle bu sergiyi ortaya çıkarttığımıza inanıyorum. Sanatseverleri de 28 Kasım'a kadar Doki Doki ile kalplerinin çarpıntısını hissetmeleri için DG Art Galeri'ye bekliyoruz. Harika. Erkut Bey, bu serinizde yer alan eserlerin taşıdığı izlerle Japon anime kültürüne bir gönderme yaptığınızı Zeynep Hanım uzun bir şekilde açıkladı. Bu cümleyi biraz daha açabilir miyiz? Sizin için ne anlam ifade ediyor Japon anime karakterleri? Çok şey ifade ediyor. Yani çocukluğuma dönüyorum. Şimdi ben Adanalıyım ondan sonra. Adana'da televizyon kanalları çok az çekerdi. Çektiğinde de Suriye kanalları çekerdi ve orada hep Japon animelerin Arapçalarını izlerdik. Çok enteresan. Yani o kadar eskiden başlıyor anime sevdası. Ondan sonra büyüdükçe tabii izlediğiniz karakterler değişiyor. Ondan sonra manga dünyası çok hızlı değişiyor. Orada da inanılmaz böyle kollara ayrılıyor. Yani ve ben işte zaten üniversitede de grafik okuduğum için manga dünyası, çizgi roman dünyası benim vazgeçilmezim oldu. En önemli böyle hani inspiration, ilham veren kaynaklardan biri oldu.
Üstüne de Japonya'da solo sergi açtım geçen sene. O inanılmaz bir paylaşımdı. Yani benim hani bu zamana kadar biriktirdiğim o Japon sevgisi, yani tasarımsal olarak resim, hani bir Takashi Murakami'yi çok hani biliyorum. Hani ben onların manga dünyasını daha çok seviyordum. Ondan sonra bu sergiyle de daha da pekişti. Yani Japonya'yı daha da hissetmek, yani topu topu bir hafta kaldım Tokyo'da ama inanılmaz bir tecrübeydi o da. Orada da bu ve bu dünyalarla ilgili onların dünyasında konuşuyor oldum ve geri dönüşler de çok iyi oldu. Yani oradaki işte JPS galeri benim şu an arkadaşım ve şimdi onlar Paris'te de bir galeri açıyor. İşte Paris'te bir solo açmak için teklif ettiler bir ara. Yani böyle bu sergiye bağlantısı, dediğim gibi ben şimdi uzun soluklu söylemek gerekirse sezgisel resim yapıyorum. Yani hadi bir manga dünyası yaratayım ve mangayla resim yapayım değil. Bunlar böyle eskiz bile yapmıyorum. Yani bir resim yaparken, başlarken lekeleri takip ediyorum. Yani çıkış noktası, evet, Japon estetiğine, dünyasına çok dokunuyor ama tabii ki bu işte bir Anadolu'du. Yani ben Adanalıyım bir yandan. Adana'da büyüdüm üniversiteye kadar. Yani Anadolu'lu manga gibi bir şey oluyor aslında. Yani hani çünkü manga yapma kabiliyeti bizde, bende yok açıkçası. Yani hani onlara işte öykünme ya da onlardan esinlenme, işte bir Miyazaki filmi izliyorsunuz, bütün dünyanız değişiyor. Yani öyle isimler de var hani çok sıkı takip ettiğim. Ama hani bu biraz böyle resmin geldiği noktadan memnunum açıkçası. Yani ben bir 10 sene önce buluntu malzemelere işler yapıyordum. Ondan sonra işte pandemiyle kaç sene oluyor? Pandemi 5 sene öncesinde tuvale ağırlık verdim. Yani buluntu malzemeleri biraz da hala yapıyorum, buluntu malzeme. Ama tuval ve tuvalde çizgi, işte füzen kalem keşfetmek, yani hani 40 küsur yaşında füzeni keşfediyor olmak falan. Bunlar benim için hep yeni ve resimde de hep yeni bir şey denemeyi her zaman deniyorum. Daha hani büyük boyut, şu an daha büyük boyutta çalışmayı istiyorum. Öyle planlarım var. Erkut Bey, ama biz sizin buluntu malzemelerle yaptığınız eserleri de çok seviyoruz. Çok özel ve çok güzel onlar da. Dönem dönem bir yerde karşılaşıp gördüğümde böyle derin derin bakıyorum onlara. Ama tabii bunların da yeri çok ayrı. O da bir aşk, o devam ediyor. Hala sokakta işte Uraz oğlumla yürüyüş yaparken bir parça gördüğümüzde, yani buluntu, böyle bir tahta parçası, aa baba malzeme falan diyor. Yani o da çok iyi öğrenmiş durumda. Ama artık böyle inşaattan falan almıyorum. Eskiden böyle inşaattan taşıdığım tahta parçaları vardı. Şimdi böyle hakikaten böyle bir güzel gördüğüm bir tahta, bir yolda bulduğum bir şeyi hala alıp atölyeye gidip resim yapıyorum. Ama dediğim gibi bu ara tuvalleri seviyorum. Yani özellikle büyük size, büyük boyutta işler heyecan veriyor. Yani demek ki bu da sizin sanatsal kariyerinizde başka bir ara, başka bir dönem. Evet, ben hep öyle bakıyorum. Yani sanatçıların hep farklı dönemleri olur. Demek ki bu da sizin döneminizi biz yaşıyoruz görerek. Evet, sağ olun. Mesela bu seride kompozisyona çok ağırlık verdim. Yani hani mekan, kompozisyon, kompozisyonda derinlik, hala deniyorum. Yani hani onunla ilgili de söyleyecek bir sürü şey vardır tabii. Biz iyi gördük. Sağ olun, teşekkürler. Erkut Bey, siz dışa vurumcu bir sanatçısınız. Resim çalışırken bir planınız yok, sınırınız yok. Zeyna Hanım'ın da belirttiği gibi kuralsızlık var eserlerinizde. Tuvalin başına geçtiğinizde nasıl bir ruh hali içinde olursunuz? O an neler düşünürsünüz? Şimdi tuvalin başına geçmek, zaten böyle beyaz bir kanvasın karşısında titrediğimi bile hatırlıyorum böyle. Yani hani ürkütücü, çok büyük olduğunda özellikle. Ama ben çalışma sistemimde böyle farklı moodlar, böyle duygu durumlarını çalışma yönteminde de bölüyorum. Yani o gün çok sinirliyim, o gün çok kötüyüm. Yani o gün enerji atmam gerekiyor. O gün sadece leke yapma günü olabiliyor. Yani hani ya da işte bazen çok, hani ilham nedir, hani var mıdır bilmiyorum ama çok iyi hissettiğimde sadece çizgiyle, çok güçlü tek çizgiyle
o gün o an bir iş bitiyor olabiliyor bazen de. Yani böyle spesifik bir yol da izlemiyorum açıkçası. Hep böyle yap, boz, hata, kaza, bunlar hepsi içinde. Tabii ki ben eğitim, hani resim eğitimi almadım ve onun da keyfini sürüyorum. Yani bunu ilk Zeynep Hanım'la karşılaştığımızda, yani ben resim eğitimi almadım, grafik eğitimi aldım. O yüzden de onun keyfini sürüyorum, hep söylemişimdir. Yani işte grafikteki genel bilgiler ve illüstrasyon hocalarım, yani onları hiç bir zaman unutmam, Haluk Hoca'nın özellikle. O illüstratif bir dünya yaratmış da olabilirim. Ama çok keyifle resim yapıyorum. Bir de kalpten. Bizim bir de ortak orada nokta aslında kalple buluşuyor. Plansız resim yapmak aslında hakikaten, işte bazen gününde olmayabiliyorsunuz, kötü resim de yapabiliyorsunuz. Ama onu kalpten yapıyor olmak önemli. Bence Zeynep Hanım'la ortak kesiştiğimiz nokta, yani doki doki, evet, hani benim için orada kalp sesi önemli olan. Yani hani gerçekten bu insanlar atölyeye geldiğinde o kalp sesi duyuluyordu dışarıdan. O anlamda doki doki, ben hani zaten yeni Japonya, hani hep sevdiğim bir şey. Doki doki'yi o yüzden hemen kavradım, çok sevdim. Öyle doki doki ile de ilgili o bağlantısı aklıma geldi şimdi. Yani siz böyle söylüyorsunuz ama eserlerinizdeki duygu yoğunluğu çok fazla. Hani grafik çalıştım, resme yeni geçiyorum diyorsunuz. Ama duygu yoğunluğu çok fazla. Yani heyecan, korku, aşk, endişe, bütün bir duygular bize geçiyor. Demek ki resimde çünkü, de çok iyisiniz. Çünkü o duygular olmadan resim yapılamıyor. Yani hani yapılıyor ama o zaman işte şey yapıyorsun. Astar atıyorsun, vernik atıyorsun, işte bir yere çok yoğunlaşman gerekiyor. Orada o duygusuzca böyle uzun süre craft, yani işlemen gerekiyor. Belki o zamanlarda duyguya gerek kalmıyor olabiliyor. Ama ülkemizde grafik okuyup çok başarılı olan ressamlarımız var. İşte başta benim bildiğim Horasan var, değil mi? Değil mi? Tabii. Yani Yunus Tangeli var. Yani Horasan çok iyi tanırım, çok sevdiğim. O da figüratif çalışıyor, evet. Sizin gibi. Kesinlikle. Daha birçok var. Birçok örnek var da, evet. İlk aklıma geleni yani söyledim. İşte hep söylenen, ben hani çok hakim değilim ama akademide sıkışan bünye, resim yapamıyor, disiplinin arası sıkıştığı falan. O hani grafik eğitimi o özgürlük ve rahatlığı veriyor diye düşünüyorum ben. Olabilir. Zeynep Hanım, siz bu sergi sürecinde sanırım Erkut Bey'in atölyesinde oldukça zaman geçirdiniz. Siz nasıl görüyorsunuz atölye ortamını Erkut Bey'in? Sanırım çocuğuyla da orada ilginç şeyler var, etkileşimler. Şimdi çocuğuyla yaşanmışlıkları var zaten Erkut, evet, Bey'in. Evet. Ondan aldıkları var. Belki çocuğu Erkut Bey'den çok çok küçük, yavrusu. Ama ondan öğrenmiş olduğu çok şey var bence çok, resimlerinde. İnanılmaz. Yani o küçük çocuğun dünyasını, hayatını, hayalini bence eserlerinde de yansıtıyor. Yani çok doğru. Aslında hikayeler, tablolardaki hikayeler Erkut Bey'in yaşanmışlığından gelen hikayeler. Tabii hepsi. Sadece yaşanmışlığı değil, belki de izlenmişliği, izlediğiniz hikayeleri de resmediyorsunuz. Kesinlikle. O duygularla. Yani... Şimdi biraz önce hani grafik sanatı dedik, resime yeni geçiyoruz dedik falan ama öyle bir şey de ben açıkçası kabul etmiyorum. Grafik de bir sanat, resim de bir sanat. Eğer o yetenek, o ilham, o yaratıcılık yoksa resimde de olmaz, grafikte de olmaz. O yüzden grafik de resim de eşittir ve sanatla birleşir. O yüzden ben hani grafikten sonra resim diye kıyaslamak istemiyorum. Öyle yaparsak ben de kendimi tamamıyla tekstilciyim. Ama resim yapıyorum. Tekstil ve moda tasarımı da bir sanat. Tasarım var içinde, hayal gücü var, ilham var. Eşittir resim, eşittir sanat oluyor. Bir bütünün içindeyiz. Seramik, heykel, grafik, tekstil, hepsi birbirinin içinde, bir çemberin içindeyiz ve sanatla birleşiyor. Zaten hepsi temel sanat eğitimiyle başlamıyor mu? Tabii ki. Yani önemli olan temeli alabilmek. Çok doğru. Evet. O yüzden biz duygularımızla hareket ediyoruz. İçgüdülerimizle hareket ediyoruz.
Hüznümüzü de yansıtıyoruz, sevincimizi de yansıtıyoruz. Bazen heyecanlanıyoruz, heyecanımızı da yansıtıyoruz tuvallere. Çok doğru. Ya da bilgisayarda, grafik tasarımımızda ya da tekstilde bir kumaşa. Çok kumaşın doğru. Üzerindeki motife. Hepsi duyguyla yapılıyor. Doğru. Erkut Bey, siz ressam kimliğinizle Türk sanatındaki yerinizi çoktan kanıtlamış bir sanatçımızsınız. Aynı zamanda uzun yıllardır yurt dışında da çok başarılı sergiler açtınız. Çin, Japonya, Amerika, Avustralya, İngiltere, İspanya, sayamayacağım kadar çok. Türkiye sanat ortamıyla ilgili hayallerinizde neler var? Keşke bizde de şöyle olsa dediğiniz noktalar neler? Şimdi Türk sanat piyasasıyla ilgili çok bilgim yok açıkçası. Yani ben nacizane atölyesinden çok dışarı çıkmayan, o yüzden çok fazla üreten bir kişiyim. Ama tabii ki görünen çok önemli kanıtlar var. Yani bunun içinde mesela çok değerli sanatçılar inanılmaz önemli müzelerde koleksiyonlarına girmiş durumda. Yani ilk aklına gelen Refik Anadol. Hani çok seveni de var, sevmeyeni de var ayrı. Ama o bence hani Türk sanatının geldiği yerle ilgili güzel bir gösterge. Yani hani çünkü çok sanat değil abi o diyen, tartışan insanlar da var ya o anlamda. O çok iyi bir gösterge. Yani hani hem o yani MoMA benim için çok önemli. Benim hani hayalim her ressamın, her güncel sanatla uğraşan insanların hani bir gün orada olmak ister, hayal eder. Refik Anadol bunu yaptığı için bence önemli bir hareket. Onun dışında da var, şimdi hatırlayamadım ama böyle yurt dışında işte Elif Uras var aklıma gelen, hani bizi çok iyi temsil eden. Ondan sonra Türkiye'de de yeni açılan bir sürü galeri var. Yani benim mesela işte Dursun Bey'le bile karşılaşmam, tanışmam. Hani DG Galeri'nin işte buranın yeni olması. Ondan sonra benim 6 sene sonra işte bir sergi açıyor olmam. O da yeni bir galeriyle açıyor olmam. Bunlar da güzel bir başlangıç. Yani hep Türkiye gelişen bir ülke ondan sonra ve sanat da gelişiyor. Ondan herkes... Tabii ki çok zor. Ben hep şuna inanıyorum. Hani Türkiye draması en çok olan ülke ya. O yüzden en iyi sanatçılar buradan çıkması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü yurt dışında bunları yaşamıyor insanlar ya. Malzeme çok. Malzeme çok. O yüzden de yani hani dibe vuruyoruz, tam vuruyoruz. Ondan sonra bunlar da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Herkes duygularını baskılıyor siyasi ve sosyal. Tabii. Konjonktür nedeniyle. Kesinlikle. Yani, sanatçılar eminim işte, çok sınırlıyordur bu. Bence bu çok şey söyleyeyim. Ne denir? Challenge işte. Yani burada üretiyor olmak, bu dünyada üretebiliyor olmak bence bir ne denir? Challenge deyip İngilizce konuşup duruyorum ama. Özel bir yetenek. Evet, yani onu vurgulamak istedim aslında. Zeynep Hanım, DG Art Project'in kuratörü olarak az zamanda çok işler başardınız. Kısa vadedeki planlarınız öğrenilebilir miyiz? DG ile ne gibi planlarınız var? Sizin şahsi sanatsal yönünüz çok yoğun, onu biliyoruz. Eğitimci kimliğim ayrı. Aynı zamanda sanatçıyım, ben de resim yapıyorum. Tabii bu aralar çok yoğun olduğum için resmi bıraktım. Ama tekstil üretiyorsunuz. Evet, inşallah doktoramı verdikten sonra, işte doçentlik kriterlerimi tamamladıktan sonra hazır oldu, bekliyor malzemelerim. Dönmek istiyorum açıkçası resim yapmaya. Evet, DG Art'ta hayatımın en geniş kısmını alan yerlerden birisi. Çünkü her ay bir sanatçıyla sergi açılışlarımız var. O sanatçılarımız, DG Art'a bağlı olan sanatçılarımızla tabii ki hep bir görüşme ve bir iletişim halindeyim. Hayatımın büyük bir kısmını kaplıyor. Her odada her sanatçının dosyası bulunuyor bende. Bir odaya giriyorum, Erkut terliksiz. Bir odaya giriyorum dosyalarla. Bir önceki sanatçımızdan bahsedeyim, Şahin Demir. Dosyalarla, sanatçı bilgileriyle dolu bir hayatım var. Kendi hayatımın yanında. Güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Bilinçli yaptığımıza inanıyorum.
doğru insanlarla ve doğru sanatçılarla karşılaştığımıza inanıyorum. Sanat şöyledir, böyledir demeyeceğim. Sanat, kim sanatla ilgileniyorsa benim için çok değerlidir. Çünkü güzel insandır, barışık insandır, mutlu insandır. Biz de DG Art'ta bu değerli sanatçılarımızla birlikte projeler yapmaktan çok mutlu oluyoruz. Sanatseverleri buluşturuyoruz. Çevremde çok büyük bir kitle oluştu. DG Art'taki sergileri takip eden ve her açılışına neredeyse yoklamaya girecek şekilde artık gelmedikleri zaman gözümden ben arıyorum neden gelmedin, bir şey mi oldu diye. Çünkü heyecanla DG Art'ta açılacak sergiyi bekleyen sanatseverler var. Bunlar sanatla uğraşan değil. Farklı farklı mesleklerde şimdiye kadar hiç sergi gezmemiş ya da sanat koleksiyonuna girmemiş, resim analizi baktığında bilmeyen, bir resme nasıl bakıldığını bile bilmeyen sanatseverler oluştu DG Art'la beraber. Bunu gözlemliyorum. Ve burada sergi açılacağı günü öncesinden belirleyip takvimini benden öncesinden isteyen sanatseverler oluştu. Bu da tabii çok mutluluk verici. Burada da anlıyorum ki doğru yoldayız ve emin adımlarla da koşmaya başladık, koşuyoruz. Harika, tebrikler. Erkut Bey, son olarak sizin planlarınız hakkında da bilgi almak isteriz. Var mı yeni yurt dışı projeleri? Var. Birkaç tane var hatta. Şimdi ilk etapta aslında 2024'te Londra'da bir sergi olacaktı. O böyle 2025'e alınmıştı. Şimdi hatta DG Galeri ile belki de beraber yapacağımız, yani DG ile Londra'da bir galeri ortaklığında bir Londra sergisi planlıyoruz. Onun dışında yine Avustralya'dan böyle bir karma grup Avustralya'dan. Avustralya'dan. Ya bir dönem şey çok yoğundu o şey pandemi döneminde sanırım insanlar artık iyice gömülüp sosyal medyada bu connection'ların ve hani bağlantıların birçoğu o dönemde hızlandı. Japonya, Çin oralar daha çok böyle sanat alımı ve işte sergi organizasyonu yapmaya başladılar. Şimdilik öyle. Şu an Londra ilk etapta Londra'da bir solo sergi hazırlığı yapıyorum. Harika. Hem de solo sergi. Evet. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bu keyifli röportaj için çok teşekkür ederiz. Her ikinizi de başarılar dileriz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için. Sağ olun. Çok sağ olun.